da problem yaşamış olan veya buraya yatırım da işte yatırımını geri çıkartmış olan insan şu ana kadar hiç görmedim, duymadım. Peki burada sıkıntı çektiğiniz bir unsur var mı? Mesela ulaşım yönünden mi, temizlik yönünden mi, başka sıkıntı? Ne var mesela? Suyumuz yapıyor, ulaşımla ilgili sıkıntımız yok. İşçi bulmak kolay. Nedir yani sıkıntı? Yani o ulaşımlarda suda bir problem yok, temizlik konusunda problem yok ama sadece işçi olarak sıkıntımız var. Şimdi durdu. Yani yaklaşık, o da var şimdi, şimdi bugünlerde biraz sıkıntılı. Bir sürü tane yaklaşık. Hayır. İmalat bölümünün haricinde bir tane daha şey vardı, atölye vardı. Elemandan dolayı onu tasfiye ettim. Yani bir arkadaşa bırakmak zorunda kaldım. Yani uğraşamadım elemandan dolayı. Ya bizde devamlı eleman geliyor. İsterseniz göndereyim. Olsa ama kardeşim. Ben bazen bir araya geldim, ayakkabıcılara da söyledim. Bu ilçede iki tane lisenin açılması lazım. Bir tekstil üzerine, bir ayakkabıcı. Çünkü iki sanayi kolumuzda ön plana çıktı. Buradan kalifiye eleman yetiştirmemiz lazım. Sertifikalı elemanlar, diplomalı elemanlar size gelmeli. Okul okumuş. Yani vasıfsız diye geldi. Şu anda iki ay sonra ben baktım ki üç sene, dört sene bende çalışan insandan daha verimli. Bir ay istirahat ver elemanların maaşını. Ben söyleyeyim. Bu arkadaşlar mecbur parayı koparmak için devam ediyor, ediyor. Bir ay iki ay oluyor. Ondan sonra bir savaşlık yok diye. Üst kattaki dediğiniz gibi her sigortasını yatırıyor, vergisini ödüyor, her şeyini yapıyor. Bir alt kattaki sigortaya vergi yakışıyor. Evet. Şimdi yukarıdaki işte 70 kuruşa, 70 kuruşa dikiyorsa alttaki 50 kuruşa dikiyor. Evet, aynen öyle. Bir sonra bu çalışmasından dolayı belki de yani zemin altını diyebilir miyiz 80-70'ini yani şu an bu sırada bağlamak neredeyse. En azından da vergisini almış, başvurusu yapmış. Her şekilde ölebilirim gitmedim. Ben de diyorum ki abilerden başlayarak kısa kısa tanışmak sünnettir. Hem birbirimizi tanıyalım. Komşular, ahbaplar, abiler, kardeşler birbirimize gelip yolda geçerken daha fazla selam sabah verelim. Bu abi ne iş yapar, neredeydi? Belki aynı zamanda sonrasında da birebirimizin abilerimle soracakları vardır. Sayın başkanımıza belki merak ettikleri vardır. Özellikle başkanım nezdinde. Yine başkan yardımcımız burada. İşle işle ilgili bir, belki bir o anlık sıkıntısı varsa tabiri caizse ayağınıza kadar gel. Direkt başkan kendi ağzını edin diyor. Kendi ağzından duyabileceksiniz cevapları. Ben Maçtek, Ahmet Doğan ben. Benim alt katta yerim var Maçtekleri olarak. Kod üzerine çalışıyor. Ben Gazi Osman Kuşar'a oturuyorum ama bir şehir burası. Adıyaman'dayım. Teşekkür ederim. Adım Yunus Alakaş, Malatya Müdürü geldi. Üst katta gömlekçiyim. Kaç kişi çalıştırıyoruz? 30 kişi diyor. Ev burada mı abi? Ev Karadeniz maalesef. Yaklaşmışsın abi. Eskiden öyleydi bak. Gerçi Karadeniz'le ilgili talepler başkanıma geliyormuş. Söyledim başkanım ama bizden sayılıyor. Yok, yok, yok. Süleyman Şeker, Erdoğan'ın. 98'den itibaren Ali'yi de okuyorum. Aynı anda İzmir Kocaeli Üniversitesi İlaç Şekeri'ne eğlendim. Ben Hüseyin Erşen, Firmanıyım. Ben de Teksim'de çalışıyorum. Silah Bankası markasında bir binamız var. Adıyaman'da ayrıca maliyet gösteriyoruz. Aşağı yukarı 150 kişi falan çalışıyor. Benim şikayetim, daha doğrusu şikayet etmeyeyim de talebim. Sultan Çiftliği'nin girişindeki o yol dışarı çıktık mı? Bir daha geri gelme şansımız biraz trafikte problem oluyor. Oraya ne yapılabilir? Ayrıca Sultan Çiftliği'ne başka bir giriş aslında olursa daha iyi olur. Orada çok büyük problemler oluyor. Artı buradaki konut, yani toplu konut. Ya ben Uğurmuncu Mahallesi'nde oturuyorum, 2256 sokakta ama hiç memnun değilim. Al, yani iyi bir arabaya bineceğim, yemin ol ki Ziraat Bankası oradaki kapalı garaja koyuyorum. Oradan yürüyerek eve gidiyorum. Hüseyin Barlas, Alsara Tekstil. Kolonyalim var yapıyorum. Yani Türkiye'de bir yerlerimiz yok ama üretiklerimizi bile kimlere gönderiyoruz. Adıyaman'da bir yerim, Çubanpınar Köyü Dernek üretimindeyim aynı zamanda. Ve Esentepe'de oturuyorum. Kulesiyle Esentepe'de oturmanın dolayı da Esentepe Spor Kulübü'ne yazmışlar arkadaşlar sağ olsunlar. Zaten başkanımız bize müjdeyi verdikten sonra bir şey bir talep yapmaya gerek yok ekstradan. Gader da var ya. Onu ezber canım burada çoğu. Evet, Gader, aynı zamanda Gader yönetimindeyim. Maşallah.
haberleri sistemi aldı. En son başkanım. Yusuf Öztan çıkan, Türk Ekonomik Öncesi Sultan Çiftliği Şube Müdürü. Bir buçuk senedir burada görev yapıyorum. Biraz önce başkanıma şeyleri belirtmiştim. Yani içeride de belirtmiştim. Sultan Çiftliği'nin son derece bereketli ve hoş bir yer olduğuna inanıyorum demiştim. Beyefendi çok güzel bir şey söyledi. Sultan Çiftliği'nin girişimleri ve hani biraz hani trafikle ilgili şey söyledi. Biz burada bahçemizde buluşken her şeyi söylüyoruz. Ben de fahri bir Sultan Gazi gibiyim yani. Burayı bir yuvam gibi görüyorum. Bahçemizde de oturuyorum ama artık o giriş 500 bin nüfusa herhalde başkanım yetmiyor. Artık o sizinle bir karayollarının belki büyük şehrin bir şeyiyle ilgili bir şey. Ama ben bir şey için çok teşekkür ederim. Bu pazar alanlarıyla ilgili yaptığınız çalışmaları biz zaten gördük birkaç yerde, özellikle gittim baktım. Bankanın kamu bölümüyle çok ilişkili olduğum için daha önce başka belediyelerle çalışmıştık. Zeytinburnu, Bahçeliler, o yüzden örnekleri vermiştim. Onlara da ben de sizleri örnek gösteriyorum. Hatta birkaç tane o pazar alanları resmini çekip gönderdim. Burası da yeni bir yer. Siz de bence buraya bakın dedim. Hatta biz tabii işin ticaret boyutuna bakıyoruz. Yani dedik hani ileride böyle bir şey bankanın finanse etmesi, İller Bankası harici bizim olabilir mi diye. O yüzden söyledim yani çok son derece bereketli bir şey değil. Ama bir şeyi burada oturmayan bir insan olarak çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sağ olsun Hacı Başkan benim buradaki bütün esnaflarla herkese tanışır, sizlerle tanışırdı. Ben de şahsınız olarak bir şey söyleyeceğim. Ben de diyorum ki bizim kamu bölümündeki arkadaşlar, lütfen diyorum Cahit Altunay'a dikkat edin diyorum. Burası diyorum hani parlayan bir yıldız olacak Sultan Gazi. Birkaç sene sonra da geleceksiniz diyorum buraya diyorum. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha farklı hizmetler olacak diye düşünüyorum. Ellerinize sağlık her şey için yani, emeklerinize sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. İsmim Umut Öztürk, ben de radyo programcısıyım. Aynı zamanda Sayın Başkanımızla beraberiz. AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyoruz. Aslen Ağrı'yım ben de, Adıyaman'a yakınız yani. Evet, Ağrı'yım. Trabzonluyum. İlçe Başkan Yardımcısı, teşekkür ederim. Yılmaz Yavuz ben, Sultan Gazi Esenler Spor Kulübü As Başkanı. Bizim bir malumlu sitede bir çatlağımız var, çok muhterem bir delimiz var. Şükrüla abi. Şurayı da tanıyorsunuz. Sebzen, Avcacılar sitesine yol istiyoruz. Ya Şükrullah abi, dinleme. Yani Gazi'de bir sapak var, yol ayrımı. Artı Sultan Çiftliği yani, Hamza Yerlikaya'nın orada bir ayrım var. Bunun mümkünatı yok. Yok dedi, bunu dile getireceksin. Ya yönetiminiz var, kooperatifiniz var. Yani bunu da yine de söylemiş olayım. Kendim Avcacıyım. Saray Avcılar üretiyoruz. Avcısan, Avcı Sanayi'nde üretim yapıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Fitness diyelim. Evet. Hacı Orhan, Adıyamanlıyım. Belediye Başkan Yardımcısıyım. Sayın Başkanımızla beraber çalışıyoruz. Ben de Uğur Hücük diyorum. Zeyir Polat, Adıyaman Gergerliyim. Esentepe Spor Kulübü Başkanıyım. Adıyaman Kültürünü Yaşatma Başkan Yardımcısıyım. İstanbul Genç İş Adamları tekstil sektöründe yöneticiyim. Mesela onun dışında yani bayağı bir konsiyemin genel müdürüyüm. Bugün burada toplamamıza sebep olan bir sende Hacı Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Başkan size de çok teşekkür ediyorum. İmdat Kamaçı, Belediye Meclis Üyesi'nin İç Başkanımızı. Ben İç Mahallesi'nde Ben Soner Bülbül, Erzurumluyum. Esentepe'de oturuyorum. Şemkar Teksin'in sahibi Süleyman Şeker Kurtalımız birlikte. Biraz önce Sayın Şube Müdürüm'ün ifade ettiği güzel bir söz var. Dedi ki, insanlar gördüğü yerde etkileniyor. Bahçelievler'de ben böyle ışıklandırmalar görüyorum. Güneş enerjisiyle bu sorunu çözmek eğilimleri var. Artık bir şeyler teknoloji imkanlarından yararlanmak, onu da yaşadığımız bu şehre yansıtmak gibi önemli bir görevimiz olduğunu unutmayalım. Tamam, çok doğru. Aynı şeyleri tabii ki biz de düşünüyoruz. Neden düşünmeyelim ya da öyle değil. Gezdiğimiz yerlerde biz de etki altında kalıyoruz. Ama biz bugüne kadar belediyeyi hep yanlış uygulamalarından dolayı eleştirdik. Vatandaşlarımıza belediye ile ilgili bir şey sorduğunuzda kardeşim bir yaparlar bir bozarlar. Hep gelenler kendi müteahhitlerine rant kazandırmak için çalışırlar ifadesini birçok yerde duymuşsunuz. Biz bunun dışındayız arkadaşlar. Bizim önceden diyet borcumuz olan bir Allah'a kulu çıkıp da benim alacağım var diyemez. Buna eyvallah. Şimdi eğitimle böyle, sağlıkla böyle.
Çevrede ciddi sıkıntılarımız vardı. Başında Hacı Başkan olmak üzere. Şöyle bir dolaşalım. O Mahmut Bey yolları üzerinde nasıl bir temizlik yaptığımızı, kuşaklama yolu üzerinde yedi eminlere varana kadar nasıl kirli görüntüden normalleştiğini, her şey bitmiş değil. Ama en azından kaba temizliğin yapıldığını söyleyebilirim. İnce temizlikten bahsedelim. Şimdi inşallah onlara da gireceğiz. Mahmut Bey yolu üzerinde her taraf park ve yürüyüş alanları fitness aletleriyle dolacak. Buna da ince işler diyelim. Ama bunun zor olan tarafını geçiyoruz. Efendim şurada Cebeci'de 74 tane dökümcü bize her gün kirli havayı temiz ettiriyordu. İnanılmaz araştırmalar neticesinde adeta kanserojen etkileri olan maddeler vardı. Kökünü kazıdık. Şu anda birkaç tanesinin fırını yıkılmamış diye arada bir gece ben varım diyor, gece 1'de 2'de açıyor. Anında biz de tepesine biniyoruz. Onları da bitiyoruz. Burada bir sorun taş ocakları var arkadaşlar. Bunun dışındaki sorunlar ya yok ya da varsa da çözüm aşamasında. Dolayısıyla taş ocakları ile ilgili de yoğun mesai harcıyoruz. Bu ilçeyi ilçe yapacağız, kararlı olmalıyız. Ya bu ilk dönemde böyle 50-60 yıllık bir problemin yarısını çözmek, inanın ciddi bir külfet olduğunu ifade ediyorum, büyük başarı. Çünkü bu çok ciddi bir masraftır. Sadece kabloyu yere altına almak meselesi değil. Onu açıyorsunuz, onu alırken kanal sorunu varsa onu çözüyorsunuz. Yetmedi, o açıldıktan sonra bütün evlere, şubelere bağlantı olduğu için bütün yollar bozuluyor. Yeniden kaldırımı, yeniden yolunu yapıyorsunuz komple. Şimdi bu bakıldığında hakikaten çok ciddi bir masraf. Çoğu buna girmez. Dediğim gibi Gazi Osman Paşa'da böyle bir çalışma yok. Bayrampaşa'da girmez. Belli yerler alınmıştır. Şimdi Esenler başladı. O da bir miktar. Söyle konuşuyoruz. Şimdi bizim hedefimiz tamamına yönelik. Ama bu dönem bu bahsettiğim yerlerde yani nüfusun yarısında bunu bitiriyoruz. Pazar alanları ile ilgili de sorularla bağlantılı olduğu için söyleyeyim. O otopark sıkıntısını Hüseyin Bey de söyledi, çözecek nitelikte bir projedir. Her mahallenin ortasında böyle bir otopark yeri çıkıyor ki burada bu belediyeye ait olduğu için maksat para kazanmak değil, özel değil. Burada maksat o sokaktaki aracı buraya çekmektir. Güvenli arabanızı bırakacak yerlerdir. Çünkü biz oraya güvenlik ekibini koyuyoruz, temizliğini koyuyoruz. Adeta oranın sahibiyiz. Arabanı bırak git kardeşim diyoruz. Daha sonra Cebeci'nin mülkiyet sorunu var. Onu çözüyoruz şu anda. Ciddi bir mülkiyet. Aynı yerin iki tane sahibi var. Bedeller ödüyoruz, yer gösteriyoruz. Projede bu arada çiziliyor. Arkadan Cebeci, Esentepe'nin projesi bitmek üzere, arkadan Esentepe ve Yunus Emre olmak üzere nüfusun 1/6'sını kapsayacak bir çalışma. İnanıyorum önümüzdeki 2-3 sene içinde bitmiş oluyor.